Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz su dalgaları. Öncelikli olarak su dalgalarını kaynağın şekline göre ikiye ayıracağız. Doğrusal su dalgaları, dairesel su dalgaları olmak üzere. Doğrusal su dalgaları bizim için nedir? Doğrusal bir kaynak ile üretilen su dalgaları oluşacaktır. Ve burada da yine şöyle düşünebiliriz. Doğrusal su dalgaları ilerlerken tepe çukur tepe çukur şeklinde ilerleyecektir diyebiliyoruz. Ve burada iki tepe noktası arasındaki mesafe İki tepe arasındaki mesafe lambda dalga boyunu verecektir ya da iki çukur noktası arasındaki mesafenin yine lambda dalga boyunu verdiğini söyleyebiliriz. Peki dairesel su dalgalarından bahsedecek olursak bir dairesel su dalgasında kaynağımız sadece noktasal bir şekilde suya batıp çıkma hareketi yapacak olursa oluşturduğu dalgaların dairesel bir şekilde oluştuğunu söyleyebiliriz ve bu dalgaların yine iki tepe arasındaki uzaklığının bir lambda dalga boyuna eşit olduğunu veya iki çukur noktası arasındaki uzaklığın yine lambda dalga boyuna eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burada dalgaların üstten görünüşleri bize verilmiş. Buradaki doğrusal su dalgaları için arkadaşlar yine burada ne olacak? Dalga tepelerini düz çizgilerle, kesikli çizgilerin ise dalga çukurlarını gösterdiğini söyleyebiliriz. Peki biz ne demiştik? İki dalga tepesi arasındaki uzaklık lambda ya da iki dalga çukur arasındaki uzaklığın yine bize lambda'yı verdiğini söylemiştik. Peki dalga boyuna hesaplarken nasıl hesaplıyoruz? Alınan yol x eşittir bizim için neydi? V çarpı t'dir diyebilirim. Buradaki dalga boyu lambda eşittir. V çarpı t yani periyot değerini bize verecektir diyebiliyoruz. Dalga boyunu lambda ile gösterdik. Dalga boyu. Ve t dediğimiz değer ise bize neyi verecektir? Periyodu verecektir. Peki periyot bizim için neydi? tam bir dalganın üretilmesi için gerekli olan süreye periyot diyoruz. Ve frekansla periyot arasında bir bağıntımız vardı. T çarpı f eşittir 1'dir diyebiliyorum. Yani periyot çarpı frekans değeri 1'e eşittir. Yani buradan da periyodun aynı zamanda 1 bölü f'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yerine koyacak olursak lambda eşittir v bölü f kadardır diyebiliyorum. Arkadaşlar buradaki hız ortama bağlıdır. Ortam değişmediği sürece hız değerimizi değiştirmeyeceğiz. Ortama bağlıdır. Frekans değerimiz ise kaynağa bağlıdır diyebiliyorum. Frekans kaynağa bağlıdır. Ve buradaki lambda dalga boyunun dengeleyici bir değerde olduğunu söyleyebilirim. Dengeleyici. Ne demek bu dengeleyici? Hızımız arttıkça dalga boyu artacak veya frekans arttıkça bu sefer dalga boyunun azaldığını söyleyebilirim. Yani hızdaki değişim frekansı etkilemez, frekanstaki değişim hızı etkilemez diyebiliyoruz. Derinliği her yerde sabit olan dalga leğeninde 4 saniye aralıklarla suya batıp çıkan dalga kaynağının oluşturduğu periyodik dalgaların ilerleme hızı 30 santim bölü saniyedir. Kaynağın frekansı 2 katına çıkartılırsa oluşan dalgaların dalga boyu kaç santim olur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle arkadaşlar buradaki derinliği her yerde sabit olduğuna göre demek ki hızımız sabit. Ve dalga leğeninde 4 saniye aralıklarla suya batıp çıkan bir dalga kaynağımız varmış. Bu ne demek? Periyodumuzun 4 saniye kadar olduğunu söyleyebiliriz. Peki bize denilmiş ki frekansı 2 katına çıkar. T eşittir 1 bölü f ise frekans 2 katına çıkarsa periyodun yarıya düşmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Yani yeni periyot değerimiz 2 saniye kadardır diyebilirim. Dalga boyu bizden istenilmişti. Lambda eşittir v çarpı t idi. E buradan da lambda eşittir hızımızın büyüklüğü 30 çarpı buradaki yeni periyodumuzun değeri de 2 idi. Lambda dalga boyunun 60 santime eşit olduğunu söyleyebiliriz o zaman. Buradaki dalgalarda hız değerinin ortama bağlı olduğunu söylemiştik ve buradaki ortam değerinde de. Şimdi şuradaki yükseklik değerimiz bize artık sıvının veya suyun derinliğini verecektir diyebiliyoruz. Burası için haş derin, şuradaki kısım için ise haş sığdır diyebilirim. Derin kısımlarda hız değerimizin de daha büyük olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani haş derin büyüktür. H, sığ ise aynı zamanda derin kısımlardaki hız değerimiz V derin büyüktür V sığdır diyebilirim. Dalga boyu ile hız değerimiz doğru orantılıydı. Hız arttıkça dalga boyu artıyordu. O zaman lambda derin büyüktür lambda sığdır diyebilirim. Aynı zamanda genlik değerlerimiz için de R derin büyüktür R sığdır diyebiliyoruz. Yani derinliğin büyük olduğu yerde her şeyin daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi mesela burada engelimiz vardı ve sığ kısım ve derin kısımdan bahsetmiştik. Üstten görünümüne bakacak olursak derin olan kısımda dalga boylarının daha büyük olduğunu sığ kısımlara göre daha büyük olduğunu söyleyebiliyoruz. Şekildeki dalga leğeninde A noktasında oluşturulan sabit frekanslı doğrusal su dalgalarının B noktasına gelene kadar üstten görünüşü nasıl olur? Şimdi arkadaşlar derinlik ile dalga boyumuz doğru orantılıydı. Şimdi A noktasından çıkan e, dalgalarımızın belirli bir dalga boyuna sahip olduğunu ve bu dalga boyunun belirli bir mesafe boyunca korunduğunu söyleyebiliriz. Sonra burada dikkat edersek derinliğimiz artmış, derinlik arttığı için dalga boyunda da bir artış meydana gelecek ve sonrasında bu dalga boyunun giderek tekrardan azaldığını ve bu azalışın ilk durumdaki son konuma tekrardan geri döndüğünü söyleyebiliriz. Yani belirli bir değerde sonra artıyor tekrardan azalmaya uğramıştır diyebiliyoruz. Bir dalga leğeninde oluşturulan dalgaların üstten görünüşü şekillik gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Leğenin derinliği kaynaktan uzaklaştıkça azalmaktadır diyor. Şimdi ilk durumdaki dalga boyu Lambda 1 dersek son durumdaki dalga boyuna bakıyorum burası içinde. Lambda 2. Yani şekle göre konuşuyoruz. O zaman ne olacaktır? Lambda 1 büyüktür. Lambda 2'dir diyebiliriz. Peki dalgaların giderek dalga boyu azalmış. E, o zaman derinliğin de giderek azaldığını söyleyebiliriz. Yani bu bizim için doğru bir ifade olabilir. Sonradan üretilen dalgaların genliği daha küçüktür denilmiş. Şimdi buradaki genlik değerinden bahsederken derinlik değerimizden bahsedelim. Sonradan üretilen dalgaların genliği. E buradaki ben frekans ve periyot değerini bilmediğim için buradaki genlik değerinde değişkenlik olabilir. Yani buna da kesin bir şey diyemiyoruz. Olabilir dediği için doğrudur diyebilirim. Kaynağın periyodu zamanla artmaktadır deniliyor. Şimdi periyot veya frekans değerinden bahsedilirken en son üretilen dalgalara bakmak gerekir. Ve burada en son üretilen dalgaların dalga boyu daha büyük. Yani lambda eşittir v çarpı t ise eğer ki buradaki derinlik sabit olarak düşünülürse buradaki dalga boyunun artmış olması periyodun artmasından kaynaklanıyor olabilir. Ve o zaman son durumda da kaynağın periyodu zamanla artmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız 1, 2, 3'tür diyebiliyorum. Şekilde düşey kesti verilen su dolu kapta K noktasından oluşturulan periyodik doğr doğrusal dalgalar için yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Dalga boyu önce artar sonra azalır. E buradaki yükseklik ile yani derinlik ile dalga boyu doğru orantılıydı. O zaman burada da derinlik önce artıp sonra azaldığı için Dalga boyununda önce artıp sonra azaldığını söyleyebiliriz. Genliği önce artar sonra azalır denilmiş. Genlik de yine bizim için derinlikle doğru orantılı bir şekilde önce arttı sonra azaldı diyebiliyorum. Periyodu artar diyor. Eğer biz burada periyodik dalgalar üretmişsek kaynakta frekans değeri sabittir. Frekans sabitse periyodun da sabit olması gerekir. Bu yüzden buradaki periyot artar ifadesinin yanlış olduğunu söyleyebiliyorum. Sabit frekanslı K doğrusal kaynağının oluşturduğu su dalgalarının X, Y, Z uzunluklarını alma süreleri eşittir. Buna göre X, Y, Z uzunlukları arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Şimdi şurada aldığımız hız değeri için Vx, burası için Vy ve burası için de Vz diyorum. Derinliğimiz ne kadar büyükse hız değerimiz de o kadar fazlaydı. Vx büyüktür Vz'den, o da büyüktür Vy'dendir diyebiliriz. Alınan yol X eşittir V çarpı T ise Alınan süreler eşitmiş. Hız arttıkça demek ki yolun da daha büyük olması gerekiyor. E o zaman x büyüktür z'den o da büyüktür y'dendir diyebiliyoruz arkadaşlar. Periyotları eşit kaynakların oluşturduğu dalgalar şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi buradaki dalga boyumuz için 3 lambda. Buradaki dalga boyumuz için 2 lambda kadardır diyebiliyorum. E periyotları eşit olduğuna göre demek ki hızlar ile dalga boyları doğru orantılı. Çünkü lambda eşittir. V çarpı periyottu. Periyotlar aynıymış. Hızla dalga boyu doğru orantılı. O zaman buranın hızı 3V ise buranın hızı için 2V kadardır diyebilirim. E peki yerine koyuyoruz. Burada denilmiş ki K'nin derinliği L'ninkinden daha büyüktür. Doğru. Çünkü hızımız daha fazla oldu. Ve hız bizim için derinlikle doğru orantılı. E, hızların oranı için VK bölü VL 3 bölü 2'dir denilmiş. Buna da doğrudur diyebiliyorum. Kaynaklar arasındaki faz farkı 1 bölü 6'dır. Şimdi faz farkını bulurken arkadaşlar bizim için periyot dediğimiz şey neydi? Tam bir dalganın üretilmesi için gerekli olan süreydi. Buradaki dalga bu konuma gelene kadar geçen süre bizim için periyot T'ye kadar. Peki burada kaçta kaçlık bir periyot oluşmuş? Son dalga üretilmişse kadar geçen süre t bölü 3 kadardır diyebiliyorum. Çünkü 3 birimi 3 birimi t kadarlık bir sürede aldıysak 1 birim için geçen süre t bölü 3'tür diyebiliyorum. Peki burası için 2 birimi t sürede aldıysak 1 birim için geçen sürede t bölü 2'dir diyebiliyorum. Peki bizim için faz farkı neydi? Gecikme miktarı bölü periyottu. Yerine koyuyorum. Buradan da t bölü 2 eksi t bölü 3 bölü t olarak yazacak olursak faz farkının 1 bölü 6'ya eşit olduğunu yani bu ifadenin de doğru bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Müzik